oktet nedir? Mert, Türkiye'de bir KOBİ, mum üretiyor. Kârlılığını arttırmak için parafin maddesini Çin'den ithal etmeye karar veriyor. Bu ilgisi onu Bay Chung ile tanıştırıyor. Chung, elinde Mert'in istediği miktarda parafin olduğunu ve dilediğinde de temin edebileceğini söylüyor. Her şey ne kadar güzel ilerliyor, konu ödemeye geliyor. Mert, malı teslim aldıktan sonra ödemek istiyor. Fakat Bay Chung, isminin Çince anlamında da olduğu gibi akıllı biri. Malı gönderdikten sonra parasını alacağından emin olmak istiyor. Şimdi ne olacak? Burada devreye oktet giriyor. 1. Alıcı siparişi verir. 2. Satıcı siparişi onaylar ve belgeleri platforma yükler. 3. Alıcı kredi kartı ile oktete ödeme yapar. 4. Alıcı malı teslim aldığını bildirir ve oktet satıcıya ödeme yapar. 5. Alıcı kredi kartı borcunu bankasına dilerse vadeli öder. İşte oldu. Mert'in mumları artık daha çok müşterisinin pastası üzerinde.